Teknoloji okulan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün Huawei'nin orta segmentteki yeni modeli P Smart Pro'yu inceliyoruz. Ülkemizde de hayli geniş bir müşteri yelpazesine sahip olan Huawei, son dönemde özellikle orta segmentteki model yelpazesini hatırı sayılır bir şekilde genişletti arkadaşlar. Bu bağlamda satışa sunulan son cihazlardan birisi de P Smart Pro modeli. P Smart Pro'nun diğer Huawei modellerinden önemli bir artısı var. O da tam ekran tasarımıyla gelmesi. Biliyorsunuz artık son dönemde çıkan telefonların %80'i, %90'ı damla çentikli bir tasarımla geliyor. Fakat P Smart Pro'da biz uçtan uca tam ekran tasarımıyla karşı karşıyayız. Genel itibariyle Huawei modellerinde de biz damla çentik ya da şu köşede delikli ekran tasarımını görüyorduk. Dolayısıyla bu telefonun tam ekran tasarımıyla gelmiş olması ve pop-up bir ön kameraya sahip olması tasarım açısından bir artı diyebiliriz. En azından göze daha farklı gelen bir telefon yapısıyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Telefonun geneline baktığımızda dediğimiz gibi ön taraf zaten tamamen ekranla kaplanmış durumda. Üst tarafta burada kamera pop-up var, ön kameramız. Burada duruyor. Şurada SIM yuvamız bulunuyor. Yan tarafına geçtiğimizde ise ses açıp kapatma tuşuyla power butonunu görüyoruz. Bu power butonu aynı zamanda da parmak izi okuyucusu. Yani ekranın altında ya da telefonun sırt tarafında bir parmak izi okuyucusu söz konusu değil. Huawei parmak izi okuyucusunu telefonun yan kısmına yerleştirmiş. Elinize telefonu aldığınız zaman buraya parmağınız oturuyor. Dolayısıyla yerleşim yerinin iyi olduğunu söylemek mümkün. Fakat tabi sırt tarafında olsaydı daha kolay bir kullanım sunması açısından daha iyi olabilirdi. Ya da ekran altına yerleştirilmiş olsaydı daha kolay erişebilirdik. Tabi şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ekran altı parmak izi okuyucular şu anda daha henüz tam verimli olarak çalışmıyor. Yani parmağınızı tanımlıyorsunuz. Bu en üst segment modellerde de bu şekilde. Parmağınızı tanımladıktan sonra 2-3 kere deniyorsunuz deniyorsunuz açmıyor. Dördüncü de açıyor. Yani hala o tarafta tam böyle randıman alınabilmiş değil. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman fiziksel parmak izi okuyucuların daha kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Arka tarafa geçtiğimizde ise yine farklı bir renk paleti kullanılmış. Parmak izi çok fazla bırakmıyor. Yani şöyle elinizi tuttuğunuzda ışığa bakıyorum. Çok fazla aşırı bir parmak izi oluşmuyor arka tarafta. Üçlü bir ana kamera modülümüz mevcut. Onun altında flash ışığımız bulunuyor. Ve her zaman olduğu gibi şurada bir Huawei logomuz mevcut. Son dönemde Çinli üreticiler genelde logolarını arka yüzde şu sırt kısımlarına basmaya başladılar. Huawei'de, Xiaomi'de, Oppo'da. Baktığınız zaman hep bu alt kısımlarda logoların olduğunu görüyoruz. Telefonumuzun alt kısmına baktığımızda ise hoparlör, Type-C ve 3.5 milimlik jackımızı görüyoruz. Bu 3.5 milim jackın olması da önemli bir artı diyebiliriz. Çünkü artık yeni çıkan telefonlarda biliyorsunuz Type-C geliyor. Kulaklığı da Type-C'den bağlıyoruz. 3.5 milim jaka çok fazla yer verilmiyor. Genel hatlarıyla bakıldığı zaman P Smart Pro'nun tasarım açısından hoş olduğunu söylemek mümkün. Telefonun ağırlığı sanki biraz emsallerine göre yani sınıfındaki cihazlara göre bir 10-20 gram daha fazla gibi ama bir süre sonra eliniz alışıyor diyebiliriz. Evet telefonumuzun tasarımından bahsettiğimize göre gelelim teknik özellik bölümüne. En başta da belirttiğimiz üzere P Smart Pro orta segmente hitap eden bir model. Huawei bu modelinde de kendi ürettiği Yonga seti Kirin 710 F'i kullanmış arkadaşlar. Bu Yonga setinin oyun tarafında diğer Kirin 700 serisine göre daha performanslı olduğunu söylemek mümkün. 6 GB'lık bir RAM'imiz bulunuyor cihazda ve 128 GB'lık da dahili depolama alanımız var. Şunu belirtelim bu cihazda farklı bir opsiyon sunuluyor. Yani 4 GB ya da 8 GB'lık bir RAM opsiyonuna sahip değiliz. Sadece 6 GB'lık bir seçeneğimiz var. Aynı şekilde dahili depolama alanında da 64 ya da 256'lık bir seçenek mevcut değil. 128 GB'lık bir seçeneğimiz bulunuyor. Genel itibariyle baktığımız zaman teknik donanım açısından orta segment seviyesinde ideal çizgilere sahip. Dolayısıyla bu telefonda oynayamayacağınız herhangi bir oyun yok. Yani açtığınız zaman PUBG Mobile'de oynarsınız, işte Call of Duty Mobile'de oynarsınız ki bu oyunlar biliyorsunuz en yüksek sistem gereksinimi İsteyen yapımlar bu oyunlarda bile herhangi bir takılma donma olmadan sıkılma olmadan e, oyunları rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Yalnız şunu belirtmek istiyorum size arkadaşlar. Yarım saatin üzerinde bir saate yaklaştığınız zaman oyun tarafında telefonun arka tarafı yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Çok fazla ısınmıyor fakat elinizi şöyle tuttuğunuz zaman o ısınmayı hissediyorsunuz. Fakat bu ısınma olayı telefonda herhangi bir performans düşmesine Yolaşmıyor. Tabii şunu da bir parantez içinde belirtmemiz gerekiyor. Bir sene sonra, yani telefonu siz bir sene kullandıktan sonra bu telefonun yine aynı performansı sunup sunamayacağını şu anda yorumlamak güç. Dolayısıyla hani soğutma sisteminde olsun, yonga seti tarafında olsun çeşitli aşınmalar olursa, ister istemez telefonun performansı da düşecektir. Fakat ilk aldığınızda herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtelim. Tekrardan telefonun Ekran tarafına geçtiğimizde 1080 x 2340 piksellik 6.59 inçlik bir IPS LCD ekranla karşılaşıyoruz. Genelde zaten orta segmentte LCD, IPS LCD panellerin kullanıldığını biliyoruz. Fakat Huawei burada bir OLED ya da AMOLED bir panel kullansaydı daha şık olabilirdi. Fakat yine de IPS LCD bir panel tercih edilmiş. Bu ekranın piksellerini arkadaşlar 391 PPI. Parlaklık Tarafında da gayet beklentileri karşıladığını söylemek mümkün. Bu arada ekran gövde oranından da bahsedelim. Ee, dediğimiz gibi tam ekran tasarım var. Fakat yine de buna rağmen çerçevelerin biraz kalın tutulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu çerçevelerin kalın tutulması da %84-85 civarında bir ekran gövde oranına neden olmuş. Normalde tam ekran tasarımlı telefonlarda yani pop-up kamera kullanan telefonlarda ekran gövde oranının %90'lara vardığını görmüştük. Fakat bunda yine aynı şekilde bir tam ekran tasarımı olmasına rağmen çerçeveler kalın olduğu için ekran gövde oranı da %85 seviyelerinde kalmış. Gelelim telefonun en önemli yönlerinden birisine. Artık günümüzde orta segmentte 3 ana kameralı, 4 ana kameralı telefonlara alıştık. Nitekim Huawei bu modelinde de 3 tane ana kameraya yer vermiş arkadaşlar. Arka tarafa dikey olarak konumlandırılmış bu ana kameralar 48 megapiksellik geniş açılı bir kameramız bulunuyor. Bu kameranın diyafram değeri 1.8. Onun hemen altında 8 megapiksellik f2.4 diyaframa sahip ultra geniş kamera ve en altta da 2 megapiksellik f2.4 diyaframa sahip derinlik kamerası bulunuyor. Bu telefonu biz çeşitli fotoğraflar çekmek için kullandık, videolar çekmek için kullandık. Dilerseniz teknolojioku.com'a girerek telefonla çektiğimiz tüm fotoğraflara ya da tüm videolara oradan göz atabilirsiniz. Ayrıca bu telefonu biz Huawei'nin üst segmente göz kurupan Nova 5T modeliyle de karşılaştırmıştık arkadaşlar. Dilerseniz o videoyu da kanalımızdan izleyebilirsiniz. Böylece yani, Huawei'nin 3 kamera ile 4 kamera arasında nasıl bir fark gözettiğini de kendi gözlerinizle görmüş olursunuz. Fakat genel olarak söylemem gerekirse Kamera tarafında, özellikle de fotoğraf tarafında başarılı olduğunu söyleyebilirim. Tabi bunu söylerken, şunu da göz önünde bulunduruyoruz: Telefonun fiyatı. Yani telefonun fiyatı şimdi 5-6 bin olsa, bu kamera performansını verse, beklentilerden düşük kaldığını söylemek mümkün. Fakat telefonun fiyatına baktığımız zaman 2600 lira gibi bir etiketle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu etikete bu fotoğraf performansının gayet başarılı olduğunu söylememiz mümkün arkadaşlar. Telefonumuzun ön tarafında ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor arkadaşlar. Bu modül ön kamerayı aktifleştirdiğiniz zaman çıkıyor ve kapattığınız zaman ya da arka kameraya geçtiğiniz zaman yerine geri giriyor. Tabii bu kafanızda şu soru işaretine neden olabilir. Hani bu kameranın kullanılması ne kadar sağlıklı. Genelde üreticiler bunun için işte 100 bin, 200 bin gibi rakamları garanti ediyorlar. Fakat günün sonunda tabi bu pop-up kameranın bir ömrünün olduğunu da unutmamak gerekiyor. Ya da buraya bir şey sıkıştığında ya da içeriye toz girdiğinde daha büyük sıkıntılara neden olabilir. Bunu da bu tarz bir telefonu alırken göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Gelelim telefon için önemli sayılan kriterlerden bir diğerine arkadaşlar. Nedir bu? Tabii ki batarya. P Smart Pro da segmentindeki diğer modeller gibi yüksek bir batarya kapasitesiyle geliyor. Baktığımız zaman 4000 mAh'lik bir pil var bu telefonun içerisinde. Ben bu telefonu arkadaşlar yaklaşık olarak bir hafta falan kullandım ve bu bir haftalık dilimde gerçekten iki günü rahat bir şekilde gördüğünü söyleyebilirim. Kullanımda Dediğim gibi işte oyunlar oynadım. Çok fazla oyun oynamadım ama yine işte günde 15 dakika, 20 dakika, yarım saat en fazla oyun oynadım. Genel itibariyle sosyal medyaya da bakındım. Ve iki günü rahat bir şekilde çıkardığını söyleyebilirim. Kutudan 10 wattlık bir şarj adaptörüyle çıkıyor. Bu çok hızlı bir şekilde olmasa bile telefonunuzu makul sürelerde şarj etmenizi sağlıyor. Dolayısıyla genel olarak nitelendireceğimiz zaman Huawei P Smart Pro'nun bu fiyat etiketiyle yani 2600 lira civarında bir fiyat etiketiyle uygun bir model olduğunu söyleyebiliriz. Lakin şunu da hatırlatalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ülkemizde pek çok Çinli üretici bulunuyor. Ne var? Xiaomi var, Oppo var, Realme var. İşte önümüzdeki günlerde Tekno Mobile falan da girecek pazara. Dolayısıyla 2600 lira baremine alabileceğiniz birçok telefon olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Dolayısıyla bu telefonlara almaya karar vermeden önce mutlaka karşılaştırmalara göz atmanızı tavsiye ederiz dediğim gibi bizim sistemimizde de P Smart Pro ile Nova 5D'nin karşılaştırması vardı. Ona girip bakabilirsiniz. Daha önce 1800 lira gibi bir fiyatla piyasaya sürülen Realme 5 Pro'yu incelemiştik. Ona göz atabilirsiniz. Ya da Xiaomi'nin Redmi Note 8 Pro modeli var. Ülkemize dahil talep gören bir model. Onun fiyatı da 2200 Türk Lirası civarında. O modelle bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Bu modellerin hepsi arkadaşlar orta segmente hitap eden 3-4 ana kameraya sahip telefonlar. Dolayısıyla bir marka etiketine bakmadan bu telefonların özelliklerini karşılaştırmanızı tavsiye ederiz. İncelemeyi sonlandırmadan önce şunu da hatırlatalım size. Teknoloji okuyu sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.